Evet efendim, konumuz gebelikte tansiyon. Çok önemli bir konu. Ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Ya da e-mail yoluyla doktoraytu@tv360.com.tr'den sorularınızı iletebilirsiniz. Konuğumuz kadın hastalıkları doğum ve perinatoloji uzmanı, yani yüksek riskli gebelik uzmanı Profesör Doktor Semih Tuğrul. Semih'ciğim hoş geldin. Merhabalar, çok teşekkürler. Şimdi efendim ben küçük bir tanıtım yapayım. Böyle arkadaşlarıma biraz iltimas yapmak zorundayım. Biz Semih'le hem sınıf arkadaşıyız hem beraber çalıştık. Şöyle söyleyeyim, gerçekten Türkiye'de bazı hekimler var çok emek veren. Çünkü devlet kurumlarında uzun süreler çalıştığı, orada çok önemli işler yaptı. Hakikaten hani elinden geçen hasta gebe sayısını ben bilmem sayamazsınız. O kadar saymayı bilmiyorum, dilim dönmez diyeyim yani. Onun evet. için sevgili Semih'in tecrübesinden bugün faydalanacağız. Tekrar hoş geldin. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi hipertansiyon, tansiyonu konuşalım. Neden önemli tansiyon gebelikte? Şimdi tansiyon bizim için çok önemli. Özellikle gebelikte çok önemli. Daha doğrusu bir toplum sağlığı sorunu aslında tansiyon, hipertansiyon. Şimdi gebelikte eğer hipertansiyonunuz varsa beraberinde getirdiği anneye ve çocuğa gelen bir sürü risk var. Daha doğrusu anne mortalitesini, yani annenin ölüm hızını ve annenin çeşitli sistemlerinde, vücudunun çeşitli sistemlerinde hasar bırakabilecek sorunlara neden olan bir hastalık gebelikteki tansiyon. Ve Türkiye'deki anne ölümlerinin, bu çok önemlidir, anne ölümlerinin en büyük nedeni kanamalardır. İkinci sıklıkta gebelikte oluşan hipertansif hastalıklardan kaynaklanmakta. Yani bu da yaklaşık anne ölümlerinin yaklaşık %18-%20 civarındaki ölüm nedeni gebelikteki tansiyon yükselmesi. Her 5 anneden birinin birisi. Ölüm nedeni bu. Yani ölümle sonuçlanan gebeliklerinin her 5 tane ölümden birisinin nedeni hipertansiyondur. Yani gebeliğe bağlı, gebelikte oluşan hipertansif hastalıklardır. Peki o zaman şöyle başlayalım istersen. Bir hipertansiyon hastasının, çünkü genç yaşta da bunlar olabiliyor. Bir hipertansiyon hastası olan bir kadının hamile kalmasında sakınca var mı? Madem hamilelikte de böyle bir risk varsa, ya da ne şartlarda hamile kalmalı bu kadın? Şimdi biz her şeyden önce şunu istiyoruz. Eğer bir ailede hipertansiyon hikayesi varsa veya gebeyi kalmazdan önce bir kişide tansiyon yüksekliği söz konusuysa, bir defa bu tansiyonun stabilize edilmesini istiyoruz. Yani normal sınırlarda olmasını istiyoruz. Nedir bu bizim normal sınırlarımız? Gebeliğe başladığımızda maksimum sistolik tansiyon dediğimiz, yani halkın tabiriyle büyük tansiyonumuzun %30 milimetre civa, küçük tansiyonumuzun da 80 milimetre civa seviyesinde olması. 13'e 8 dediğimiz tabiriyle. Bundan daha yüksek bir tansiyonla gebeliğe başlanmasını istemiyoruz. Çünkü eğer bundan daha yüksek bir tansiyonla bir gebeliğe başlarsak, gebelikte ileride bu tansiyon yükselmesi yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz. Hele kontrolsüz başlamışsak, yani diyelim ki tansiyonu 140-90 ile başlamışsa bu gebe, ileride neler yaşayabilir? Her şeyden önce ne olacaktır? Protein kaybıyla karşılaşabilir gebe veya çocukta gelişim geriliğine yol açabilir bu olay. Dolayısıyla da biz gebe kalmadan önce mutlaka tansiyonun bir düzenlenmiş, stabilize olmuş olmasını istiyoruz. Yani hamileliğe başlamadan mutlaka kontrolünü yaptırmalı. Hele ki ailede hipertansiyon varsa mutlaka kontrol ettirip doğru bir tansiyonla başlamak lazım. Tansiyonun şöyle bir önemi var. Birçok sorun, birçok hastalık gebelikte çocuğu riske atar. Tansiyon hem bebeği hem anne hayatını, ikisini birden riske atan çok önemli bir sorun. Peki böyle bir tipleme var mı? Yani şu kadın gebelikten önce tansiyonu yüksek değil ama bu kadın gebe kaldığında onun tansiyonun artma riski yüksektir dediğimiz bir grup var mı? Var. Var. Bu grup özellikle bizim baktığınız zaman, bizim toplumumuza baktığımız zaman kadınlarımızın yaklaşık %40'ı kilolu. Biz istiyoruz ki body mass index dediğimiz, yani biraz önce benden önceki konuşmacı konuk arkadaşımız da bahsetti. Fazla kilolarına vücut kadar sorun indeksi, oldu. Evet. Body mass indeksi veya vücut kitle indeksinin biz normal sınırlarda olmasını istiyoruz. Özellikle eğer normali 20-25 arasında, 20-24 arasında olmasını istiyoruz ama eğer buna ulaşamıyorsak bile hiç olmazsa
body mass indeksinin, vücut kitle indeksinin 30'un altında olmasını istiyoruz. Eğer 30'un üstündeyse bu kişilerde gebeliklerinde daha fazla hipertansif sorunla karşılaşacağız demektir. Gebeliğin en ciddi hipertansif sorunları preeklampsi demektir, eklampsi demektir. Ki bu preeklampsi ve eklampsi, özellikle eklampsi gelişirse bu gebelerde, ondan sonra bunların ölüm riski yaklaşık %15'tir. Çok ciddi bir rakam. Yani hamilelik, çocuk doğurayım derken 7 tane anneden biri ölüm riskiyle evet, karşı karşıya. Yani tansiyonu stabilize edilmemişse, tansiyon kontrol altına alınmamışsa bu gebelerimiz daha ileride preeklampsi ve eklampsi dediğimiz olayla karşılaşacak ve sonuçta ölümle burun buruna gelebilecek mi? Gelebilecek. Peki şunu sorayım. Ailede tansiyon riski yok. Kilosu da fena değil. Yaş. Çünkü bugün kariyerle ilgili olarak gebelik yaşları ileriye atılmaya başladı. Yaşın bir etkisi var mı? Var. Kesinlikle var. Yani biz bizim ideal yaşımız aslında preeklampside veya işte gebeliğin hipertansif hastalıklarında en önemli risk faktörlerinden birisi de küçük yaşta gebe kalmaktır. 20 yaş altı gebelikleridir. Bir de 35 yaş üstü gebelikleridir. Şimdi insanlar kariyer yaparken tabii ki vücut formasyonu da zamanla değişmekte. Biraz yaşımız ilerledikçe biraz daha fazla kilo alma meylimiz olmakta. Ve dolayısıyla aldığınız her kilonun ileride sizin tansiyonunuzun, kalbinize ve tansiyonunuza bir yük olacağınızı hiç bir zaman unutmamak gerekli. Dolayısıyla da biz istiyoruz ki 35 yaşın üstünde pek hanımların gebe kalmasını istemiyoruz ama çeşitli sadece bu preeklampsi, eklampsi veya hipertansif hastalıklar açısından değil, diğer kromozomal hastalıklar açısından da istemiyoruz. Ama şimdi çağımızda artık böyle bir şeye de sınır koyamazsınız. Çünkü insanlar hem kariyer yapmak istiyorlar hem de ondan sonra çocuğum olsun istiyorlar. Dolayısıyla biz sınır koymuyoruz ama şunu diyoruz. Mümkünse çocuğunuzu 35 yaşından önce, hiç olmazsa ilk gebenizi 35 yaşından önce yaşayın. Eğer böyle bir olanağınız yoksa da, böyle bir şeyiniz yoksa da gebe kalmazdan önce mutlaka bir kadın doğum hekimine, mutlaka bir kadın doğum hekimine gebe kalmak istiyorum ben cümlesini kafanıza koyduğunuz zaman lütfen bir kadın doğum hekimine görünün. Bir, yani gebe kalmadan bir hekim kontrolüne girin. Evet, benim mutlaka kontrolünüzü yaptırın. Evet, sorularımız var. Hemen alalım. Buyurun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Kızım yeni hamile. Eli ayağı şişiyor. Tansiyon olabilir mi? Şimdi bizim için alert, yani alarm verecek şeylerden bir tanesi elin şişmesinden çok, ayaktan çok diyelim ki sadece ayaklarımız değil de bacağımızda şişlik olup olmaması önemlidir. Biz buna ödem diyoruz. Eğer bacağımızda bir ödem varsa bu kişinin mutlaka tansiyonuna bakılması lazım. Mutlaka. Hatta bu kişilere eğer bacağında ödemi varsa bu kişilere aynı zamanda aynı seansta, aynı gittiğinde tansiyonla bakılırken bir de idrar tahlilinin mutlaka yapılması evet. lazım. Evet. Bir soru daha vardı, hemen onu da alalım. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Benim gelinim 5 aylık hamile ama daha önce de düşük tansiyonluydu. Bazı problemler de yaşadık. Bu normale dönüştürülebilir mi acaba? Burada da problem düşük tansiyon. Düşük tansiyon, evet. Evet, hamilelikte düşük tansiyon, evet. Onu da cevaplayalım. Şimdi biz düşük tansiyondan çok fazla korkmayız. Yani düşük tansiyon işte nedir? Düşük tansiyon 8'e 5 10. da olabilir, 8'e 6 da olabilir, 10'a 6 da olabilir. Bunlar bizim normal kriterlerimizdir aslında. Yani 6 ile siz küçük tansiyonunuz 6 ile 8 arasında, büyük tansiyonunuz 10 ile 13 arasındaysa biz bunları küçük tansiyon olarak veya düşük tansiyon olarak da yorumlamayız. Düşük evet. tansiyon diyebilmeniz için sizin büyük tansiyonunuzun 7'nin altında olması lazım. Küçük tansiyonunuzun da 3'ün altında olması lazım. Genelde bu çok karşılaştığımız bir olay değil. Bir de küçük tansiyonu, yani tansiyonu düşük olan kişileri tedavi etmek çok daha basittir. Evet. Yani çeşitli destekleyici sıvı tedavileriyle, ya işte toplum bazında düşünürsek çok kolay, nasıl yapabilir dersek ne bileyim bir ayran içmesi ya da işte bir limonata içmesi veya günlük sıvı alımını artırmak biraz normalde. Evet, evet. Ki biz gebelerde normalde şunu istiyoruz şimdi. Ne olursa olsun tansiyonunuz normal olsa bile, sınırda olsa bile bir defa 8 ya da 10 bardak sıvı tüketilmesini, özellikle su tüketilmesini istiyoruz. Çünkü su tükettiğiniz zaman
Aynı şekilde sizin diğer gebeliğe ait diğer organlarınıza veya uterusunuzda bir relaksasyon söz konusu olacaktır. Hı-hı. Ve gebe gebeliğini daha rahat geçirecek. Teşekkür yani ederim. Rahim kasılmalarını da engelleyeceği için sıvı almak, bunları almak önemli. Bir soru daha teşekkür var. Hemen mikrofonu geçirelim oraya. Hoş geldiniz. Ayağa kalkar mısınız? Yüzünüzde görelim. Evet, lütfen. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Doktor Bey, ben bir şey sormak istiyorum. Bu her hamile kalışta, benim dayımların 9 tane çocukları olduğu için her hamile kalışta vücut biraz temiz, mikrofonu yakalım. Her hamile kalışta vücut temizleniyor diye bir şey duymuştum önceden. Doğru mudur? Yok, böyle bir şey yok. O tamamen toplumun bir şeyidir. Böyle efsanesi. Efsanesi diyelim. Ondan sonra vücut temizleniyor diye bir şey yok. Her hamile kalış bana göre, hele bakamayacağınız sayının üzerinde hamile kalmak, sık hamile kalmak, mesela 2 yıldan daha az sıklıkla hamile kalmak, sadece hanımefendiye yani gebeye bir travmadan başka hiçbir şey değildir. Araba çarpmaktan hiç farkı yoktur bence. Öyle mi? Kesinlikle. Yani bir defa her şeyden önce en az iki gebeliğin arası en az 2 yıl olması lazım. En az. Benim ki 2 yıldan kısa sürede gebe kalan insanlarda. Yani diyelim ki 2013'te doğum yaptı. 2014'te de doğum yapıyorsa bu kişilerde tansiyon gelişme riski ikinci gebeliğinde ya da preeklemsi, eklemsi gibi ciddi tansiyona ve hastalıkların gelişme riski diğer aralıklı gebe kalanlara göre daha fazladır. Evet. O da bir risk faktörüdür. Merak çünkü. Etmiştim de sormak istedim. Evet. Teşekkür ederim. Peki. Hemen bir telefonumuz var, onu da alalım. Şeyma Nur Hanım bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz, çok şükür. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Alalım sorunuzu. Benim annem kana karışmış romatizma hastasıydı. Bundan dolayı 2 kardeşimizi de kaybettik. Ablam da şu anda 2 hamile. 4 aylık. Ablam da sürekli bacaklarım ağrıyor diyor. Acaba onda da onun riski var mıdır? Sorunuzun başlangıcını anlayamadım ama. Annem romatizma hastası. Annem romatizma hastası. Kana karışmış. Evet. 2 kardeşimi de bu yüzden kaybettim. Evet. Ablam da şu an 4 aylık ikizlere hamile. Ve bacaklarım onda ağrıyor. Onda da böyle problem olur mu diyor. Şimdi tabii ki hastayı görmeden böyle bir yorum yapmak veya hastayı değerlendirmeden problem olur olamaz diye bir şey söyleyemeyiz. Ancak size şunu önerebilirim. Bir defa ablanız eğer bir ikiz gebe ise, ikiz gebeliği söz konusuysa, bu ablanızın mutlaka bir perinatoloji uzmanı tarafından yani yüksek riskli gebelik uzmanı tarafından değerlendirilmesi önemli bizim için. Değerlendirilmesi gerekli diye düşünüyorum. Çünkü biz ikiz gebelikleri, çoğul gebelikleri veya üçüz gebelikleri hepsini bir yüksek riskli gebelik kategorisine koymaktayız. Ailenizde de böyle bir hikaye varsa mutlaka ablanızın da bir perinatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve takip edilmesi uygun olacak kanısındayım. Evet Şeyma Nur Hanım, şimdi zaten normal gebeliklerin ayda bir takibi var. Ama ablanız gibi hem ikiz gebelik olup hem ailede böyle hikaye varsa çok daha yakın bir takip ve Semih Bey'in söylediği gibi bir perinatoloji yani yüksek riskli gebelik ünitesinde böyle bir ihtisaslaşması olan, uzmanlığı olan kişi tarafından takip edilmesi çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için ve sorunuz için efendim. Sağ olun. Aykut Bey, zaten buyurun. Ablam sizin hastanız. Güzel. Ablam sizin sayenizde zaten şu an ikiz taşıyor. Evet. Zaten durumu da şu anda riskli olduğu için biz de hani korkuyoruz bir şey olacak mı diye. Evet. Ondan dolayı. Yani. Evet, evet. Peki. Ben ama şu anda gebeliğini ben takip etmiyorum herhalde ablanızın. Evet. Evet, tamam. Peki. Dediğim gibi mutlaka bir perinatoloji uzmanı tarafından takip edilmesi lazım. Tamam. Peki, teşekkürler. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Sağ olun. Ben çünkü gebelik takip etmediğim için biz tüp bebeği yapıyoruz. Ondan sonrasında gönderiyoruz. Peki şimdi Semih'ciğim şunu soralım hemen. Çok kısa vaktimiz kaldı. Bir hipertansiyon hastasında problem olacaksa gebelikte ne zaman başlıyor? Nasıl belirtiler veriyor? Yani kadınların neye dikkat etmesi lazım? Hamile bir kadının neye dikkat etmesi lazım? Ben de bunlar olabilir demek için. Şimdi bir defa eğer bulgu olarak şunu söyleyebilirim. Eğer gözlerinin önünde bir şiddetli baş ağrısı oluyorsa, ara ara baş ağrısı oluyorsa, gözlerinin önünde böyle yıldız çarpar gibi lekelenmeler görüyorsa veya ayaklarında, ellerinde, özellikle bacaklarında şişlik oluyorsa, bu kişilerde acaba bende de bir tansiyon yükseliyor mu, tansiyonum oluyor mu ya da halkın
tabiriyle bir protein kaçağım var mı? Albümin kaçağı der bizim halkımız. Albüminim çıktı benim der gebelikte. Klasik tabirle. Mutlaka bu hastalarda, bu kişilerin mutlaka en yakın kim takip ediyor doktorunu veya hızlı kilo alıyorsa. Mesela diyelim ki bir haftanın içinde bir kilo aldı ya da iki haftanın içinde iki kilo aldı ya da bu ayın başında 74 kiloyken bir ay sonra 78 kilo gibi bir fazla bir kilo alım söz konusuysa o zaman mutlaka hekimine danışacak. Bana ne oluyor, ben şişiyor muyum, vücudum su mu topluyor, tansiyonum mu çıkıyor yoksa albümün kaçağı mı var? Ben özellikle halk deyimleriyle konuşmak istiyorum ki hani herkesin aklında kalsın diye. Böyle bir olay olduğu zaman yani aşırı kilo aldığımızda veya işte baş ağrısı gibi görme bulanıklığı gibi olaylarımız oluyorsa mutlaka hekimine danışması lazım. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Ben de sevgili Semih'in söylediği gibi çok inanıyorum. Halkın söylediği ve çevrenin gözlemleri çok önemli bizler için. Ailede şöyle diyor. Mesela hamilelikte kilolar alınıyor, şişiyor işte tabiri caizse. Fakat bir anda %1 şişme oluyor. Bunu çok fark eder ve söylerler değil mi? Evet, kesinlikle. Şimdi bizim toplumda şöyle bir tabir vardır. Tam tabiriyle söyleyebilir miyim? Tabii ki. Evet. İyi anam sen iki canlısın kelimesi vardır. Tamam mı? Yok, biz iki canlıyız ama kaliteli beslenmemiz lazım. Yani karbonhidrat ağırlıklı beslenmememiz lazım. Yani nasıl besleniyorsak işte normal bir insan 3 öğün yapıyorsa aslında diğer insanların da 6 öğün yapması lazım. Az yemesi lazım, sık yemesi lazım ama nedir? Her şeyini oranlı alması lazım. Yani etini, sütünü, yoğurdunu, sebzesini, meyvesini oranlı bir şekilde alması lazım. Ve biz gebelikte özellikle body mass indeksi normal, vücut kitle indeksi normal olan bir kişide maksimum 11-12 kilogramla gebeliği bitirmesini istiyoruz. Ama benim karşılaştığım hastalara baktığım zaman soruyorum, gebeliğe kaç kiloyla başladınız? Boyunuz kaç santim? Boyun 1.60. Tamam. Kaç kiloyla başladınız? 78. Zaten hanımefendinin vücut kitle indeksi yüksek. 78'in üstünde bir bakıyorum. 5. ayda olmuş 88. Bu rakam çok yüksek bir rakam bizim için. Biz isteriz ki klasik olarak ilk 6 ayda ayda 1 kilo almasını isteriz. Son 3 ayda da ayda 1,5 ya da 2 kilo maksimum almasını isteriz. Toplarsanız bunun hepsini aslında 11-12 kilogram gibi bir rakam eder. Bundan daha fazla kilo almasını istemiyoruz ki eğer kişinin body mass indeksi ya da vücut kitle indeksi daha fazlaysa bu kişilerin daha da az kilo almasını istiyoruz. Diyelim ki vücut kitle indeksi 30'un üstünde yani kilonu hanım kategorisinde, gebe kategorisinde bu kişilerin maksimum gebeliğinde 6 ya da 7 kilo almasını istiyoruz. Çünkü body mass indeksi normal sınırlarda olan bir gebedeki preeklampsi gelişme riski %4,5-5 civarındadır. Oysa body mass indeksi arttıkça, vücut kitle indeksi arttıkça bu oran %14'lere kadar çıkmakta. Yani obezite burada da başımızın derdi. Belası. Kilo arttıkça hipertansiyon riski ve onun getireceği hastalıklar 3 kat kadar artıyor gebelikte diyor Profesör Doktor Semih Tuğrul. Demişim çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Görüşürüz. Kısa bir reklam aramız var efendim.